Allah taksiratını affetsin. Amin. Şimdi ne yapacağız sultanım? Hünkârımız bugün değilse yarın şehzademizi de idam edecekler. Tavsiyen nedir? Arzu ederseniz Şeyhülislam Efendi'yi ziyaret edeyim. Malumunuz, Müftü Hazretlerinin fetvası olmadan idam etmez. Akıllı sultanların böyle ehil hizmetkarları olur elbet. Rabbim dualarımızı kabul etti aslanım. Şehzade Mustafa nihayet elimizde. Bu iş bitmeli. Bu husustaki fikrimiz malumun Ahmet. Katli münasip değildir. Başka şehzademiz yok. Başıma bir şey gelirse ne olacak? Korkunuz bu mu? Allah muhafaza. Lakin devlet adabı her ihtimali görmeyi, ona göre tedbir almayı gerektirir. Kardeşimin kaçması, düşmana sığınması da bir ihtimal. Ki neredeyse oluyordu. Hiç değilse bekle Ahmet. Cariyelerinden biri şehzadeni doğurana kadar bekle. Kulların görsün soyun senden devam edeceğini. O vakit kardeşimin katline ferman verebilirim ve buna sesiniz çıkmaz, öyle mi? Gönlümüz hiçbir vakit razı gelmez. Fakat kader de buysa ne yapalım? Biz diyeceğimizi dedik. Ben de diyeceğimi dedim sultanım. Müftü Efendi'den fetva gelir gelmez nizam alem için idam edilecek. Büyük validemizin size olan itimadı tamdır. Mevzubahis olan hususta Devlet-i Aliye'nin menfaatine bir karar vereceğinizden hiç şüpheleri yok. Sultanımız hayır dualarınızı ister. Hediyesini kabul buyurunuz. Rabbim Safiye Sultanımıza zeval vermesin. Cümlemizi de hak yolundan ayırmasın. Amin. Sunullah Efendi. Nasuha. Şeyhülislam Hazretleri. Hayrola Sunullah Efendi? Hangi rüzgar attı seni buraya? Şehzade Mustafa'nın yakalandığını işittim. Bu hususta istişare etmek lazım. Lüzum yok. Baka bu konuda sen dahil herkes fikrini söyledi. Şimdi karar verme vaktidir. Hünkârım. Gel derviş. Bak ne getirttim.
Yasemin. Nasıl her sabah bunun kokusuyla uyanırmış. Ne vakit ismi geçse gözleriniz parlıyor. Hatun pek huzur verdi size. Aslında isyankar bir ruhu var. Onu evinden alıkoyan herkese kızgın. Bilhassa da bana. Keyfinizi kaçırmak istemem. Lakin Müftü Efendi'den beklediğiniz cevap geldi. El cevap. Şehzade Civan Baht Mustafa Hazretlerinin hanedanı Ali Osman'ın tek şehzadesi olması sebebiyle katledilmesi münasip değildir. Hünkârım. Mevzu mühim derviş ağa. Müftü Efendi ile alakalı. Cüretimi bağışlayın lakin bilmeniz icap ediyor. Şeyhülislam Efendi elinizdeki fetvayı hür iradesiyle vermedi. Hünkârım. Vaziyetimizi mazur görün. Geleceğinizden bir haberdim. Haberdar olsaydınız ne yapardınız Müftü Efendi? Safiye Sultan'a malumat mı verirdiniz? Aklınızdan neler geçiyor çok iyi biliyorum. Civan gördünüz diye padişahtan saymaz mısınız yoksa? Haşa. Sümme haşa. Kimin haddine? Madem öyle Müftü Hazretleri, ne cüretle hünkârımızın iradesine karşı gelirsiniz? Haddini bil derviş ağa. Ben şer-i şerife göre karar vermekle mükellefim. Eşsel ulema da benim gibi düşünmekte. Hünkârım, henüz bir evladınız yok. Maazallah başınıza bir şey gelirse devlet-i âliyenin hali nice olur? Devlet dediğin padişahtır. Ve padişah benim. Şimdi rehlerinizin başına geçin. Ya istediğim fetvayı alırım ya da makamınızı. Karar sizin. Benim fetvama ihtiyacınız yok hünkârım. Zaten kanuni kadim mucibince ferman padişahımızındır. Kanunlarımızı iyi bilirim Müftü Efendi. Benim bilmediğim sizin hakiki yüzünüzdü. Onu da bugün öğrendim. Ahmet. Her kimes ne evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Fetva alamayınca kanuni kadimin gölgesine mi sığınırsın? Ketüdağınız Nasuhayı Müftü Efendi'ye yollayıp arzu ettiğiniz fetvayı yazdıran sizsiniz sultanım. Kanunlarımızı ve dahi padişahın iradesini hiçe saydınız.
Bunun cezası bellidir. Şehzademizin mezarının yanına bizim mezarımız da kalsınlar o vakit. Canımızın parçasından bu lafları işitmektense ölüm yedir. Sizi artık sarayımda istemiyorum sultanım. Derhal hazırlığınızı yapın. Eski saraya sürüldünüz. Bizi susturabilirsin. Ya vicdanının sesi? O susar mı? Yanındaki iblislerin gürültülerine aldanma. Hepsi çeker gider ve sen tek başına kalırsın. Bir karanlık çöker kalbine. Baktığın her yerde kardeşinin masum yüzünü görürsün. Önünde iki yol var Ahmet. Tıpkı bizim iki kapımız gibi. Biri merhametin yolu. Diğeri mezalimin. Hangisini seçeceğine sen karar vereceksin. Lakin unutma ki zulmün eşiğinden bir kere geçen her daim zalim olur.